Yakında ödüyor. Ya sen de bana vurdu bomba. Bu mu vurdu? Hayır olmadı. Çek! Çıkın lan üstte. Yürü! Yürü! Bir insan bunu nasıl yapabilir? Bir insan masum küçük bir çocuğa nasıl vurabilir veya atılan bir tokat en fazla neyi simgeleyebilir? Atılan bir tokat, merhametimizde ciddi sarsıntılar. Bir insan nasıl bunu yapabilir nidaları doğururken açıkçası benim alemimde bazı sıkıntılara ve telaşa sebep oluyor. Yani korkuyorum. Çünkü diyorum Ahmet, Firavun da küçük bir çocuk, masum bir çocuktu. Ama sonra çevresi, yaşantıları, girdiği imtihanlarda kaybedişleri onu ileride bir firavun yaptı. Belki de bu çığlığımız, bu isyanımız, bunu nasıl yapar nidalarımız, bizim toplumumuzda böyle insanlar da mı var? Var mıymış? Onların burada ne işi var? Belki de onlardan daha fazlası vardır aramızda ama bilmiyoruzdur. Belki de bu toplum firavunlar yetiştirmeye devam ediyordur. Peki ne yapacağız? İlimde bilimde terakki etmeliyiz. Ama sadece akıldan mı ibaretiz? Yani çevremizdeki insanların, çocuklarımızın, eşimizin sadece bilimde ve felsefede mi ileri gitmesini teşvik etmeliyiz? Matematiği, fiziği, kimyayı öğrettiğimiz bir çocuk acaba yarın öbür gün büyüdüğünde bize bir ana, baba olarak sahip çıkacak ahlaka sahip mi? Gerçekten çok iyi problemler çözüp biyolojide ciddi manada tezler üreten bir insan gerçekten merhamet ve şefkat noktasında da bu denli ilerleyebiliyor mu? Yani sadece aklımızı doyurmak yeterli mi? Acaba sadece suçu, bu ülkede günahı bilimden geri kalmış zihinler mi işliyor yoksa merhametten geri kalmış kalpsizler mi? Bizler aklın ve kalbin aynı anda besleneceği bir düzen istiyoruz. Yani aklımızı fen, matematik ilimleriyle geliştirirken kalbimizi ve vicdanımızı din ilimleriyle kuvvetlendirip güçlendirmeliyiz ki sağlıklı bireyler ortaya çıksın. Gerçekten bu durumlar, tecavüzler, kadına şiddet, çocukların gördüğü bu şiddet, hayvanların gördüğü şiddet bizim zorumuza gidiyorsa buna çözüm üretecek insanlara başvurmalıyız. Bunun çözümü kimde vardır diye sorarsanız gönül rahatlığıyla diyebilirim ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'de vardır. Nasıl ispat edebilirim? Sadece yetiştirdiği birkaç kişiye bakmak bile yeterli. Mesela Zeyd bin Hattab çıktığı seferde bir okla şehit düşen, şehit edilen bir sahabe. Yıllar sonra onu şehit eden Ebu Meryem Hazreti Ömer'in huzuruna çıkıyor ve diyor ki ey Ömer, hatırlıyor musun yıllar önce bir seferde kardeşin Zeyd'i, abin Zeyd'i şehit vermiştin. İşte o gün o Yemame'nin meydanında abini şehit eden okun sahibi benim. Yani ben öldürdüm senin abini. Acaba Ömer, bizim tanıdığımız Ömer, özellikle eski Ömer böyle bir vaziyeti görse ne yapardı? Sen ne yapardın? Ya da bu toplumun %90 insanını çıkartalım. Acaba kardeşini öldüren, annesini öldüren, sevdiği birini öldüren biri karşısında nasıl bir tutum sergilerdik? Sadece çocuğumuza vuran bir çocuğa dahi tahammülümüz yok bizim. Şu toplumda öyle sinirlenip öyle basit şeylerle agresifleşebiliyoruz ki arkamızdan basan kornaya tahammülümüz yok. Yan komşudan gelen sese tahammülümüz yok bizim. Acaba biri kardeşimizi öldürse biz ne yapardık? Ömer'i tanımayanlar için bir anekdot geçeyim. Mekke'nin en köklü, en soylu ailelerinden biri olan Ömer, aynı zamanda en efe insanlar, en babayiğit insanlarından biri. Yani bir lafıyla insanları doğrayıp kesebilen, baktığı insanları titretebilen ki o baktığı, bizim tabirimizle posto koyduğu insanlar da kendi kızlarını diri diri gömecek kadar katı kalpli insanlar. Kızlarını diri diri gömen canilerin korktuğu bir Ömer. Hesabını siz yapın. Kalkıyor ayağa, Ebu Meryem'in üzerine doğru gidiyor ve şu cümleleri kullanıyor. Elhamdülillah, o gün senin attığın ok kardeşime isabet etti ve o gün kardeşim senin eliyle şehadet şerbetini içti. Bu bir. Elhamdülillah, o gün sen kardeşim tarafından öldürülmedin çünkü gayrimüslimdin. Ve o gün öldürülsen ebedi cehenneme gidecekken bugün karşında Müslüman bir kardeşim olarak duruyorsun. Efelerin efesi. Sinir dedin mi, asabiyet, öfke dedin mi kendisinde toplanmış Ömer, kardeşini şehit eden Ebu Meryem'i oracıkta imanın verdiği merhametle affedebiliyor. Ha derseniz ki biz bunu yaptırırız bu insanlara, buyurun polisten bile, jandarmadan, askerden korkusu pervası kalmamış insanları kalbinde Allah korkusu olmadan nasıl dizginleyeceğiz, bir de bunu tartışalım. Aklı ve kalbi dengeli beslemek, her ikisinin de gıdalarını vermek,
akıl fenle, bilimle, ilimle beslenecekken kalp din ilimleriyle, ahlak ilimleriyle yani imanla beslenmeli. Eğer birini eksik bırakırsak yarımız. Sadece aklımızı besler, kalbimizi beslemezsek unutmayın. 2. Dünya Savaşı'nda 1 milyon tane çocuğu katleden kişiler birer doktordu. Sadece kalbimizi beslersek unutmayın. Bu çağın gençleri, bu çağın insanları ilimde, teknolojide terakki ediyor. Sadece namazını kıl, Allah'a ibadet et diyerek o çocukları elimize tutup bu hakikatleri anlatamayız. Onların anlayacağı metotta onların ihtiyaç duyduğu hakikatleri dengeli bir şekilde vermek için bir an önce kolları sıvamayı teklif ediyor ve bunun için çalışmaya gayret ediyoruz. Cenab-ı Hak cümlemize bu yolda güç, kuvvet, gayret, ihlas nasip etsin.